Bir Anı Bir Hikaye Bir Sahte Dervişin Casusluk Hatıraları Sahte Derviş Arbinus Vanbury'nin Orta Asya ya yaptığı seyahatteki hatıralarını sizlere nakletmeye inşallah birkaç güne kadar başlayacağız. Biz o konunun girizgahını şimdi yapıyoruz ve Tunalı Hilvi ile Peşte'deki evinde Macaristan, Buda ve Peşte şehirleri var. Tuna'nın bir tarafı Buda, bir tarafı Peşte, Asya tarafı Buda, Avrupa tarafı da Peşte şehridir. Efendim orada evine akıl almaya gelen ittifatçılardan, yöntüklerden, tunalı hilmiye. Ben neye kavuştumsa şu anda ben sokaklarda tekbelenen bir çocuktum. Türkler sayesinde kavuştum. Ben onlara ihanet edemem deme mertliğini göstermiştir. Türk aydınlarıyla görüşmelerinde Arminius Van Bury yine konferanslarında Türk dünyasının iyiliği için doğruluğuna inandığı, doğru olduğuna inandığı, görüş ve düşüncelerini açıklayıp onlara kendindeki bilgi birikimlerini aktarıp yol gösteriyordu. Sırf bunları anlatmak için İstanbul'a gelip konferans verdi. Bunu da Abdülhamit Han'ın ayarladığı yüzde yüz gibi. Çünkü Siyonistler Rıza Tevfik Bölükbaşı'yı ayarladılar. Orta Doğu'daki beş büyük merkezde Şam olsun, efendim, Bağdat olsun, Kahire olsun, Beyrut gibi yerlerde Siyonistlerin zararlı insanlar olmadığını, çok faydalı kimseler olacağını, çok muniz, çalışkan, garip, vatansız kimse olduğunu söylediler. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, Öyle mi? Öyle mi imiş Siyonistler? Türkçü aydınlara hep bilgi, belge ve ders notları gönderdi. Onları da yönlendirmeye çalıştı. 14 Eylül 1913'te yani Balkan Harbi sırasında Arminius Vanbury'i öldüğünde o devrin insanlarında tabii bu devri için demiyorum o devrin insanlarında Türk dostu evet casustu ama Türk dostuydu diye bir hatıra bir iz bırakmış oldu. Ahmet Hikmet Müftüoğlu onu Türk aleminin mümtaz ve eşsiz bilgini aziz üstad diye anıyor. Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Koca Filistin topraklarını, Yahudilerin kolonizasyonuna açtırmak için, çırpınan Arminus Vambüre'yi, yine bir Türk evladı Ahmet Hikmet Müftüoğlu, diyor ki, Türk aleminin mümtaz ve eşsiz bilgini, aziz üstad, Cemal Kutay da o da rahmetli oldu. Diyor ki Orta Asya'dan ateşli bir Türkçü olarak döndü. Halbuki Orta Asya'daki Türklükle beraber İslamiyeti tanıdı. Müslümanlara karşı bir ayrımcılığı kalmadı adamın. Müslümanlarda gördüğü işte hakiki Müslüman yaşayışıyla zaten Müslümanlığını e, haykırırsa, diliyle değil, eliyle değil, tek yol diye yumruğunu kaldırarak değil, hallenirse, bu halle hallenirse, onun için tam ilmehal deniyor ya efendim, ilmehal kitabı, ilmehal. Evvela öğreneceksin ne olduğunu, sonra da onu üstüne giyeceksin, elbisen olacak, onunla görüneceksin. Cemal Kutay, burada, Türklüğü, öne getirerek oradan ateşli bir Türkçe olarak döndü diyor. Van Böry, Avrupa karşısında hep Türk medeniyetinin üstünlüğünü savunmuş gerçek bir ilim adamı ve Türk dostudur diyor Cemal Kutay. Evet. Yani kendi yazdıklarında bu söyleniyor benim. 19. yüzyılın ikinci yarısında Orta Asya hala bilinmezliğini koruyordu. Yani 1850-60'larda demek istiyor. Karanlığa gömülü, bilinmediği için karanlığa gömülü ve aydınlıkta mı? Karanlığa gömülü diyor Avrupalı bilemediğine. Korku dolu, ülkeyi keşfetme teşebbüsleri o güne kadar hep başarısızlıkla bitti. Ölümle bitti. Giden seyyah kılığında giden casusların hepsi öldüler. Kayboldular. Bu sırları çözmeye çalışan batılı seyyahlar ya öldürüldü ya da köle yapıldı kendi halkından bir kişinin bile... tek başına... uzun yolculuğa çıkamadığı... bu ülkeyi... bir yabancının... bu coğrafya imanı yani buradaki ülke... bir Türkmenistan, bir Özbekistan değil, hepsi. Vanbury... evet... bir yabancının... yani Vanbury'den bahsediyor... hele hele batılı bir seyahat... Yeşil gözlü, sarı bir adam. Gezip dolaşması imkansızdı. Van Bury, o güne kadar imkansız olan bir işi başardı. Bir senesini verdi ve orayı yerinde canlı canlı gördü. Derviş kılığındaydı. Yani Müslüman, Müslümanım diyor idi efendim, derviş kılığındaydı. Müslümanca yaşamaya çalışıyordu diye. Günde beş defa abdest almaya çalışıyordu. Haftada bir, on günde bir gusül abdesti almak suretiyle Müslümanlığını söylemeye çalışıyordu. Ha kimlerle nasıl bulundu, nasıl etti? Onu seyahat notlarına geçtiğimiz zaman çok daha rahat anlayacağız. Nasıl ayarlamış bunu? Nasıl denk getirmiş? Çok zeki bir anam öyle kolay ...kolay şey diyecek bir hali yok. Efendim... ...ve... ...böylece... E, ...derviş kılığında ama... ...elinde de bir... ...Osmanlı pasaportu vardı. Evet. Onun başarısı iyi araştırması, zekası, bilgini, bilgi birikimini kusta kullanabilmesi onun becerilerindendi. Çünkü bölgede tüm Müslümanların halifesi olan Osmanlı Sultan emriyle Buhara'ya gönderdiği askeri öğretmenler de güvende değillerdi. Onlardan yalnız birisi kaçabildi. Zamanın halifesinin gönderdiği askeri öğretmenler dahi orada hayat hakkı bulamazken, Vanbury gezisine bir uzun hazırlıktan sonra Tahran'dan başladı ve 28 Mart 1863'te çıktığı yolculuğu tam bir yılda tamamladı yani Osmanlı Padişahı Abdülaziz Han iken yola çıkmış olan Abdülaziz Han 1861'de padişah oldu, abisinin yerine. Gezisinde hanlık merkezleri olan Hive, Buhara ve Semerkant'a uğradı. Semerkant'tan Herat'a veya Hirat'a oradan da Tahran'a getip yolculuğu noktaladı. Bu uzun ve tehlikeli gezisinde birçok meskûn mahalleleri görüp inceledi. Hala göçebelik yapan, öyle yaşayan halkı, Türk ve Müslüman halkı yakından tanıdı. Efendim bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah 11. bölümde buluşmak üzere hoşça efendim. bir anı bir hikaye